Hazır mıyız? Başlayalım mı? Başlayalım. Türkçenin divası Nazlı hocanızın sayfasına, kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar, yine gümbür gümbür bir ders işleyeceğiz. Çok güzel bilgiler vereceğim. Bakma yukarıya, isim tamlaması 7 mi olacak bu? 7 yazacağıma. Çünkü biliyorsun ki sana isim tamlaması anlatmıyorum. Sana sözcük yapısı anlatıyorum. Anlam bilgisinden bahsediyorum. Sıfat anlatıyorum. Zamir anlatıyorum. Zarf anlatıyorum. Sana her şeyi anlatıyorum. Dolayısıyla o üzerindeki başlığa çok fazla takılma. Her video gerçekten çok kıymetli. Çokça bilgi alacaksın. Temelden alırım. Şuralardan alırım seni. Buraya çıkartırım. Hiç merak etme. Sözü fazla uzatmıyorum. Zaman sınırlı. Dolayısıyla hemen başlayalım. Tahtaya örnekleri yazdım. Şimdi ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız diyor. Güzel şarkı. Biliyorsunuz hocanız şarkıları arası, müzikle arası çok çok iyidir. Müziksiz yapamaz. Tamam, sonra konuşuruz. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Fidanın dalı. Belirtili isim tamlaması mı? Evet. Fidanın derken sakın şuradaki neye kaynaştırma falan demeyin ha. Kelimenin kökünde var zaten. Fidanın dalı. İlgi, durum, eki, artık yani hocam biliyoruz, biliyorum kuzucuğum. Tamlayan ekinin artık ilgi, durum, eki olduğunu adın, soyadın gibi biliyorsun. Dalıyız derken ı nedir? İyelik ekidir. Y nedir? Kaynaştırma harfidir. Peki o sondaki ız ekinin ne olduğunu biliyor musun? Bak, çok iyi dinle. Bak bunu sakın unutma. Bir cümlenin yüklemi isimse, dal kelimesi isim. Tamam. Bir cümlenin yüklemi isimse orada yazılmasa bile her zaman ne vardır? Ek eylem vardır. Bunu biliyorsun. Hangi ek eylem yazılmayabiliyordu? Dır. Geniş zaman ek eylemi yüklem isim olduğunda yazılmayabiliyordu. Tamam, yazılmasın. Yok mu diyeceğiz? Hayır. Yazılmasa bile yüklemi isim olan tüm cümlelerde ek eylem vardır. Unutma. Ha, bazen de yazılıyor ama dır diye yazılmıyor. Yüklem isim olduğunda isme ım, ız, sın, sınızlar şeklinde geliyor. Bunlara ek eylem diyeceğinizi sakın unutmayın. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Peki cümlenin ögelerinde neye dikkat ediyorduk? Öncelikle tamlamalar, isim tamlaması, sıfat tamlaması, deyimler, birleşik fiiller asla parçalanmaz. Edatlar tek başına yüklem olmaz. Bunları at heybene. Peki ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız dediğinde yüklem neresi? Bir fidanın güller açan dalıyız yüklem. Burası bir tamlama. Burası bir tamlama olduğu için parçalanmaz. Peki burası bir tamlama. Dolayısıyla buradaki ız isme geldi. Ne diyecekmişsin ona? Ek eylem diyeceksin. Y nedir? Kaynaştırma harfi. Ses olayı mıdır? Evet, ses olayıdır. Hocam bir şey soracağım. Oradaki bir, arkadaşlar bir çok önemlidir. Bir ismin önüne geldiğinde bakın tek anlamı katıyorsa sayı sıfatıdır. Hocam size sadece bir soru soracağım. Yani tek soru. Sınava bir gün kaldı. Tek gün. Bir kelimesi ismin önüne geldiğinde tek anlamı kattığında ne diyeceksin? Sayı sıfatı diyeceksin. Tamam. Bir kelimesi ismin önüne geldi ama tek anlamı katmıyor. Herhangi anlamı katıyor. Hatta hani söylerken biz onu bir diye değil de bir diye daha çok söyleriz. Bir çocuk seni sordu, bir adam geldi ya da tuhaf bir soru diyorsun ya, oradaki birler işte nedir? Belgisiz sıfattır. Unutma. Sonuncuyu söylüyorum. Bir kelimesi ismin önüne geldiğinde aynı anlamı katıyorsa ona da niteleme sıfatı dersiniz. Mesela biz bir boydayız. Boy isim, bir boyda deyince aynı boydayız. Ya da kardeşlerimiz bir yaşta.
Yaş isim bir yaşta deyince aynı yaşta. Aynı anlamı katıyorsa ona da niteleme sıfatı dersiniz. Dolayısıyla bir ismin önüne geldiğinde sayı sıfatı da olabilir, belgisi sıfat da olabilir, niteleme sıfatı da olabilir. İsmin önüne gelip de niteleme sıfatı olduğunda o ismi nitelemiş olursun. Sayı sıfatı, belgisi sıfat olursa da o ismi belirtmiş olursun. Ne dedim ben size? Nitelendi dediğinde hangisinde bir isim nitelendi dediğinde niteleme sıfatı alacak. Hangisinde bir isim belirtildi derse belirtme sıfatı alacak. Bunları sakın unutma, tamam mı? Peki bir de şeyi çok soruyorlar. Biri kelimesi. Biri kelimesi de belgisi sıfattır. Mesela biri geldi, tanınmış biri. Bak, tanınmış biri çok güzel bir sıfat tamlaması. Neden biliyor musun? Tanınmış biri, bu bir sıfat tamlaması. Tanınmış biri dediğinizde oradaki mış eki sıfat fiil ekidir, ortaçtır. Fiilimsi. Serdar Ortaç'tan aklına gelsin. Serdar Ortaç, sesi sıfat. Sıfat fiil ortaç. Tanınmış biri dediğinizde oradaki mış sıfat fiil ekidir. Tanınmış biri bir sıfat tamlamasıdır. O biri kelimesi var ya zamirdir. Yani hocam bu sıfat tamlamasında zamir olabiliyor mu ikinci? E tabii ki olur, niye olmasın? Her şey dediğinizde bu bir sıfat tamlamasıdır. Hiçbir şey dediğinizde bu bir sıfat tamlaması. Peki şey kelimesi nedir? Şey kelimesi daima belgisiz zamirdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı zamir olan bir sıfat tamlaması kullanılmıştır? Ya da aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı zamir olan bir at tamlaması kullanılmıştır? Tamlayanı zamir olan bir at tamlaması mı? Evet. Mesela ne diyelim? Herkesin hayali. Belirtili isim tamlaması değil mi? Evet. Herkes kelimesi daima belgisiz zamir değil mi? Evet. Ben size ne öğretmiştim? İşaret bildiren bir kelime, belgisizlik bildiren bir kelime, soru bildiren bir kelime, at tamlamasında tamlayan ya da tamlanansa, bunlar zamir değiller miydi kuzucuğum? Soruları bu şekilde soruyorlar. Dikkat edin. Peki ikimiz bir fidanın, yani bir fidan işte herhangi bir fidan. Oradaki bir belgisi sıfat mı? Evet. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Peki başka ne söyleyeceksin? Gül kelimesi isim. Ler çoğul eki. Tamam. Peki açandaki an ne? Fiile gelmiş. Sıfat fiil. Anası mezar dikecekmişteki. Peki burada bir şey dikkatini çekiyor mu? Açmak ç ile bitiyor. Sert sessizle bitiyor. Yanına ünlü ile başlayan ek geldi. Peki yumuşadı mı? Yumuşamadı. Ne bu? Yumuşamaya aykırılık. Ha. Soruda yumuşamaya aykırılık deyince ne yapıyorsun kuzucuğum? Sadece hukuku, ahlakı, evrakı, hürriyeti gibi kelimeler mi arıyorsun? Hayır. Evet, bunlarda yumuşama yapılmaz. Bunlarda yumuşama olursa yazım yanlışı olur. Eyvallah, bunu biliyoruz. Ama sen bunları sadece 10 kelimeyle sınırlandıramazsın. Yumuşamaya aykırılığın bir dünya örneği var. Al, açan da bunlardan bir tanesi. Satılık kelimesi. Satmak fiil. Yanına ı geldi. D oldu mu? Olmadı. Saati. Saat T ile bitti. Yanına i geldi. Bir şey oldu mu? Olmadı. Yumuşamaya aykırı diyoruz. Soruda bak, yumuşamaya aykırılık diyorsa PÇTK, ketçabın yanında ünlü harf ara. Tamam mı? Buna bak. Yanına ünlü bir ek geliyor ama yumuşamıyor. Bu bir ses olayı mı? Değil. Soruda senden özellikle istenirse arayacaksın. Tamam mı? Peki hocam. Güller açan dal dediğinizde bu sıfat fiille oluşturulan tamlamaları biz ne sıfatı olarak kabul ediyoruz? Niteleme sıfatı kabul ediyoruz. Tamam. Peki hocam, burada bir at tamlamasının tamlayanı belirtildi mi? Evet, oradaki birim belgisi sıfat olduğunu söyledim ya, tamlayan belirtildi. Peki hocam, tamlanan da nitelendi mi? Evet,
tamlayan belirtildi, tamlanan nitelendi. Peki hocam bu bir zincirleme isim tamlaması mı? Sakın. Kaç tane isim tamlaması var burada? Bir tane. Fidanın dalı. Bir tane belirtili isim tamlaması. Zincirleme olabilmesi için iki isim tamlamasının zinciri olması gerekiyor en az. Burada başına arasına ne olmuş? Sıfat girmiş. Dolayısıyla bu zincirleme falan değildir. Peki. Başka ne söyleyeyim? Başka söyleyecek bir şey kalmadı vallahi. Bu cümle isim cümlesi. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yüklemine göre ya da yüklemin türüne göre farklıdır dediğinde isim cümlesi mi, fiil cümlesi mi? Buna bakacaksınız. Peki bu cümlede çatı aranır mı? Aranmaz. Çünkü yüklemi isim olan cümlelerde çatı olmaz. Yani aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz dediğinde yüklemi isim olan cümle arayacaksınız. İstanbul'un hiç gitmediğim semtleri var. Var yüklem. Yüklem isim mi? İsim. O zaman ek eylem var mı? Var. Yazılmamış olsa bile ek eylem var. Bu cümlede çatı aranır mı? Hayır. Bu cümlede çatı aranmaz. Bu cümle yüklemine göre ya da yüklemin türüne göre ne cümlesi? İsim cümlesi. Peki İstanbul'un hiç gitmediğim semtleri İstanbul'un ilgi durum ekidir. Semtleri onun iyi. Bak onun anlamı varsa iyi. İyelik eki, tamlanan eki, iyelik eki. Ler, çoğul eki, çoğul ekinden sonra iyelik gelmiş. Peki araya, bu at tamlamasının arasına hangi türde sözcükler girmiş? Çok iyi dinle. Hiç. Kesinlik bildiren bir kelimedir. Unutma, yaz. Bir cümlede kesinlik, olasılık, yaklaşıklık, yineleme, dilek bildiren kelimeler kesinlik. Olasılık, yaklaşıklık, yineleme, dilek bildiren kelimeler durum zarfıdır. Katiyen, asla, şüphesiz, mutlaka. Er geç beni arayacak. Er geç, kesinlik bildiriyor. Eninde sonunda da diyebilirsin, kesinlik bildiriyor. Önünde sonunda da diyebilirsin. Böyle bir kelime var. Yani ikileme var. Önünde sonunda. Hocam o ne ya? Eninde sonundayla aynı. Önünde sonunda, eninde sonunda kullanılıyor. Var. Kesinlik bildiriyor mu? Bildiriyor. Neymiş bunlar kuzucuğum? Durum zarfı. Olasılık. Belki, galiba. Olasılık bildiriyor. Başka? Yaklaşıklık. Takriben. Otobüsün gelmesine takriben hemen hemen yaklaşık. Olasılık, yaklaşıklık bildiriyor. Durum zarfı. Yineleme. Yine kelimesi. Gene kelimesi. Beni yine aradı, beni gene aradı. Altı çizili olarak görürsen durum zarfıdır. Dilek, inşallah, umarım dediğinizde dilek bildiren kelimelerdir. Durum zarfı kabul edilir. Hiç, kesinlik bildiriyor. Durum zarfı. Gitmediğim, kuzucum dıktik sıfat fiil değil mi? Fiilimsi değil mi? Fiilimsiler daima fiile gelir mi? Fiilimsiler fiili isim yapar mı? Bu fiil, gitmek fiili, mame, olumsuzluk, eki, dık dik, sıfat fiil. Burası artık isim oldu. Yani bundan sonra, bu sıfat fiil ekinden sonra isimlere gelen ekleri getirebilirsin. Yani iyelik eki gelebilir. Gitmediğim dediğinde, al bak burada iyelik eki var. Benim anlamı katıyor, benim gitmediğim. Tamam mı? Unutma sakın. Hangi ses olayı var? Yumuşama. Yumuşamanın diğer adı ünsüz değişimi. İstanbul'un hiç gitmediğim semtleri. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir at tamlamasının arasına farklı türde sözcükler girmiştir? Bir kamerayı kontrol edeceğim. Güzel. Güzel. Böyle bir içim. Ya çok güzel bilgiler verdim. Yani böyle dursun falan istemiyorum Allah'ın bütün öyle şeyler olmasın. Tamam mı? O yüzden kontrol ettim. Evet. Bu da tamam mı? Sınıfın pişt pişt. Muzır. Yazılışına dikkat et. Sorulur. Yazım yanlışında. Hani biz başka bir şey söylüyoruz. O yanlışı söylemek istemiyorum ben. Muzır. Tamam mı? Sınıfın en muzır öğrencisi. Sınıfın ilgi durum eki. Öğrencisi. İyilik eki. S kaynaştırma harfi. Fiiller c ekini almaz. Cı ekini, cı yapım ekini isimler alır. Çiçekten çiçekçi. Kebaptan kebapçı. Tamam mı? Fiiller ıcı ekini alır.
Satmaktan satıcı, bakmaktan bakıcı, öğrenmekten öğrenici, dilenmek dilenici. Öğrenci ve dilenci de ünlü düşmesi var, sakın unutma. Olur mu? Yani burada kaç ses olayı var derlerse iki. Hem ünlü düşmesi var hem kaynaştırma var. Peki hocam, muzır öğrenci dediğinizde sınıfın öğrencisi, bu at tamlaması. Nasıl sorusunu nereye sordum? Tamlanana. O zaman ne diyeceksin? Tamlanan nitelendi. Peki hocam, ene ne diyeceğiz? Onu da kuzucuğum sıfatın mı önüne getirmişim? Biz buna ne diyoruz? Sıfatı derecelendiren zarf diyoruz. Sakın unutma. Miktar zarflarında en, pek, çok, daha, oldukça, epey, hayli, gayet, neyi çok anlamda da kullanabilirsin. Bunları sıfatın önüne getirirseniz sıfatı derecelendirmiş olursunuz. Zarfın önüne getirirseniz zarfı derecelendirmiş olursunuz. Miktar zarfıdır, unutmayın sakın. Zarfa gelince bir daha söyleyeceğim. Peki, o zaman burada da yine bir at tamlamasının arasına hem sıfat hem zarf girmiş mi? Girmiş. Peki bu cümlede karşılaştırma var mı? Var. Bak, paragraf sorularında düşünceyi geliştirme yolunda özellikle arkadaşlar bu enlere dikkat edin, tamam mı? Hani hangisi kullanılmıştır, kullanılmamıştır diyor ya, en varsa ne vardır orada? Karşılaştırma da vardır. Sınıfın en muzır öğrencisi sensin. Sensin yüklem. Sen kişi zamiri. Sin bu işte yüklem isimse ya da isim soylu bir sözcükse isme gelen ın, ız, sın, sınızlar. Ne o kuzucuğum? Peki eylem. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Bir zamir. Ek eylem alarak yüklem olmuştur. Saçım başım düşürdü. Güzel. Bir zamir ek eylem alarak yüklem oldu. Sorulur mu? Sorulur tabii. Sorulmaz olur mu? Sınıfın en muzır öğrencisi sensin. Sensin yüklem. Ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiri değil miydi? Sensin kelimesi yüklemde. İşte sen az soylu bir sözcük. Sın, ekini, sın ekini aldı. Ne o sın eki? Eki eylem. Sakın unutma. Peki. Sen iyi çalışırsın. İyi çalışırsın. Sen iyi çalışırsın. Çalışmak fiil. Geniş zaman. Ki peki. Sın. Sen anlamı var. Ha, bu farklı. Bu fiile geldi. Sen anlamı kattı. Ne bu? Şahıs. Sakın unutma. Başka ne söyleyeyim? Muhtarlığa adaymışsın. Duyduğuma göre muhtarlığa adaymışsın. Kuzucuğum, şahıs eki fiile gelir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar anlamı katar. Şahıs eki idi, imiş ise ek eyleminden sonra da gelir. Muhtarlığa adaymışsın. Bu arada aday kelimesi türemiş. Adan aday. Ay eki geldi. Adaymış, aday imiş. Tamam. Mış eki eylem. Oradaki sın ekine de şahıs eki diyeceksin. Tamam mı? Bunun ikisi şahıs eki. Bu eki eylem. Unutma. Başka bir şey kaldı. Ha, bir de ögelerini bulalım. Sınıfın en muzır öğrencisi sensin. Sensin yüklem. Sen olan kim? Sınıfın en muzır öğrencisi özne mi? Evet. Aşağıdaki cümlelerin hangisi... Bu cümlenin öznesinde hangisi yoktur? A. İlgi durum eki. Var. Zarf. Var. Sıfat. Var. Yapım eki. Fiilden isim yapan eki. Var. Tamam mı? Bak. Soru böyle geliyor. Ha, bu soruda da şuna dikkat edin, ona dikkat etmiyorsunuz. Cümleyi veriyor, tamam mı? Hangisi yoktur demiyor mesela. Diyor ki bu cümlenin öznesinde hangisi yoktur ya da yükleminde hangisi yoktur. Yani orada soru kökünü iyi oku. Sana öznesi mi diyor, yüklemi mi diyor ya da bu cümlede hangisi mi diyor, vardır, yoktur diyor. Bu da gözünden kaçmasın.
zor bir... Ha. Şimdi burada ben sana bu üç örnekte neyi anlattım kuzum? At tamlamasının arasına sözcükler girebilir, sıfat girer, zarf girer, tamam. Bunu öğrettim. Şimdi geldik. Zor bir deneme sınavı. Deneme sınavı belirtisiz bir at tamlaması mı? Evet. Ne sınavı? Deneme sınavı. Peki belirtisiz isim tamlamaları parçalanır mı? Parçalanmaz. Arasına sıfat girebilir mi? Giremez. Deneme sınavı dediğinde, tamam mı? Bu arada sınav kelimesi, deneme kelimesi türemiş yapılı kelimelerdir. Unutmayın, sınamaktan sınav, denemekten deneme olmuştur. Şu ek iyelik ekidir, tamlama olduğu için biliyorsunuz zaten. Peki nasıl deneme sınavı? Zor, bu niteleme. Bir de herhangi anlamı katıyor, belgisiz. O zaman ne oldu burada? Bir at tamlaması, bak bir at tamlaması hem nitelendi hem belirtildi. At cebe. Ilık bir yaz akşamı. Ne akşamı? Yaz akşamı. Belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Bu iyelik ekidir. Nasıl yaz akşamı? Ilık. Ilık türemiş bir kelimedir. Ilımaktan ılıktır. Unutma. Ilık niteledi. Niteleme sıfatıdır. Bir de belgisiz. O zaman yine ne oldu kuzucuğum? Bir at tamlaması hem nitelendi hem de belirtildi. İmzamızı da atalım. Çok güzel bilgilerdi. Böyle kaçak göçek gelip izleyip kaçanlardan olmayın. Kul hakkına girmeyin. Sizleri seviyorum. Güzel yorumlarınızı, desteğinizi esirgemeyin. İyi çalışın. Instagram'da çok gezmeyin. Hocanızın bilgilerini alın, kaçın. Tamam mı?